göç, yoksulluk ve kimlik konulu Uluslararası Orta Asya Sempozyumu'na hoş geldiniz. Şefkati ve merhameti paylaşmayı, yardımı ve kendi ayakları üstünde durup insanların kendi topraklarında yaşamasını sağlamak, elinde olanın ihtiyacı olana yapacağı görev ve Allah rızası için kazanmanın en güzel yoludur diye söylüyorum. Şimdi Türkiye gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar civarında bir ülke. Dünyada şu anda yardım konusunda nüfusa oranla baktığımızda birinci sırada. 4 milyar dolardan fazla yılda yardım yapıyor. Hiçbir karşılık ödetmedi. Hocamıza çok anlamlı. Kırgızistan'dan gelirken emgek migrantlarımızın kvalifikasyonları yukarı olduğundan Rusya'da, Kazakistan'da cakşı cümüş orunlarına yer alıp gerek olsa başkanı sistemasında da kızmakta girgen bizim yaranlar. Politika yürüzün maksatında gerek son yıllarda gündemde olan ve savaşla şekillenen göç süreçleri, gerekse ekonomik nedenlerle yapılan göçler hem göçmenleri hem de göç edilen sosyoekonomik yapıyı olumsuz olarak etkilemektedir. Bunlar ile ele alınması ve dikkat yönetilmesi gereken bir süreçtir. 1950'li 60'lı yıl Türkiye'nin tarihine dair oldu. Türkiye'nin tarihinde bizdikinde tendensiye Türkiye'de olgu. Oşanın ziyintiği bile Türkiye hazır bir ekonomikası dünyada en güçlü memleketlerin biri. Sebebinde Germanya'ya, Fransa'ya, cana başka memleketlerge Türk doğanlarımız cumhurka varışıp aldınkı teknologiyalar da üyrenişip, inovasyalar da üyrenişip anan gayra Türkiye'ye kaytip gelip mıhtı işkanlar da vuruşup oşanın ardı menen oşol yılları şol Türkiye'nin bir ekonomikası bir aldınkı bir progres geçirken oşolduktan misal oşolda Türkiye'nin da tecrübesi misal biz için kızık. Aslında mevcut sistemin dünyadaki modern dünyanın bu amaçtan hareketle gerçekleştireceğimiz bu sempozyum düzenlenmesinde ve yürütülmesinde. Göç, yoksulluk ve kimlik sempozyumumuza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi bu oturumda kıymetli hocalarımızla kendileri belirleyecekler diyor ve 100 yıldır maalesef bu gerçekleşmedi. Yani